Herkese merhaba arkadaşlar. Zeynep'e sebze çorbası yapıyordum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bir minik patates doğradım buraya. Yine bir tane şöyle küçük boy havuç doğrayacağım. Çatalla ezeceğim için gelişi güzel doğruyorum. Şöyle küçük de bir kabak kullanacağım. Şöyle. Tamam. Şimdi üzerine suyunu ekleyelim. Şimdi ocakta bu sebzelerin hepsi yumuşayana kadar pişirelim. Tamam. Evet arkadaşlar, bakalım şimdi pişmiş mi? Havuç en geç pişen sebze olduğu için ona bakıyorum. Evet, pişmiş, yumuşamış hepsi. Evet, bu da pişmiş. Patatesler zaten en çabuk pişiyor. Şey yapalım şimdi. İçerisine irmiğini katalım. Şöyle bir tatlı kaşığı irmik katıyorum. Şöyle karıştıralım bakalım. Şöyle yarım tatlı kaşığı daha ekleyeyim. Tamam. Şimdi bu irmikler pişsin. Evet, irmiğimiz de pişti. Şimdi ocağın altını kapatalım. Evet, şimdi hepsini çatalla eziyorum ben. Blender'dan geçirmiyorum. Böyle birazcık pütürlü yesin istiyorum çünkü. Alıştı da zaten. İlk ek gıdaya başladığımızdan beri hep böyle çatalla ezerek yediriyorum ben. Evet, püremiz hazır. Şimdi içerisine zeytinyağı ekliyoruz. Zeynep de ağlıyor. 2 tatlı kaşığı zeytinyağı ekledim. Ve şimdi bunu Zeynep'e yedireceğim. Evet, hazır. Evet arkadaşlar, sonuç temiz bir tabak. Bunu bayıla bayıla yiyor Zeynep. Ona böyle kuzu gerdan ya da kemikli et falan alıp da kaynatacağım. Öyle daha besleyici olur. 7 aydan itibaren bunu verebilirsiniz. 6 aylıkken de ben teker teker veriyordum bu sebzeleri. Ama 7. aydan itibaren böyle hepsini, üçünü birlikte karıştırıyorum. İrmiğini katıyorum. Zeytinyağını. Böyle çok lezzetli oluyor gerçekten. Bu şekilde bayıla bayıla yiyor. Hatta tabak bitti, hala bana böyle şey yapıyor. Ses çıkartıyor böyle, daha ver gibilerinden. Dedim bu kadar yeter. Sildik ağzını yüzünü. Temizledik. Sonraki öğünde de göstereceğim yine size. Bunu şimdi sabah verdim ben. Saat şu an 11. 11'de verdim bunu. Sonra da meyve vereceğim. Onu da gösteririm sizlere. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün Pepe'nin size puzzle'ını yapmaya çalışıyoruz. Ali bitirmedi puzzle'ını çünkü Ali'nin Ceylin'i geldi. Yan komşumuz geldi. Onunla top oynuyorlar bahçede. Çitlerin arkasında. Oradan atıyor, oradan atıyor, oynuyorlar. Sineklik geldi arkadaşlar. Şu iki cama sabit bir şekilde yaptırdık böyle. Şöyle bir göstereyim size. Belli olmuyor çok fazla da. Şöyle bakın. Şirin anlaşmıştır. Böyle buraya yaptırdık sabit bir şekilde. Zeynep uyuyor. Uyuttuk Zeynep'i. Murat da uyandı. Günaydın, tünaydın. Bilgisayar başına oturdu, öyle bakıyor. Ne yapalım? Aynen. Akşam Emine acıkmayalım diye 5 tane yumurta kırdı bana. Sahurda. Sahurda. Bir tanesini kendi yedi. Dedik bugün kesin acıkmayız. Saat daha 3 olmadı. Benim içim kazınmaya başladı. Bakayım saat kaç? Ben aynen. 4 tane yumurta yedik. Daha önceki akşam haşlanmış yumurta mı? Biz yanlış yaptık. Değil mi? Ama sen istemedin. Kırdık yumurtayı, karıştırdık. Omlet yaptık. O yüzden böyle oldu. Haşlanmış olsaydı 2 tane haşlanmış yumurtayla çok kolay geçiyordu ama bugün yandık. Ya Murat dedi, ya dedi, haşlanmış yumurta hep dedi, haşlama haşlama dedi ya. Çok da sevmiyorum. Çok da sevmiyorum dedi. Sen dedi kır dedi, tereyağında dedi. Ben de tok tutsun diye 5 tane kırdım, üzerine de kaşar peyniri koydum. Vallahi zor yedim hatta. Ben bir de zor yedi, ye dedim, tok tutar dedim. Yedi, ondan sonra ne yaptı? Şimdi diyor Emine diyor 5 yumurta yedim diyor, içim kazınıyor. Ne yapacağım? ne yapacağım yok. Dedim yutkuna yutkuna tutacaksın diyor. Yutkundur. Öyle bakalım. Akşam yemeğine de sulu bir tencere yemeği yapayım. Şehriye çorbası yapacaktım aslında ben ama Murat dedi şimdi şehriye çorbası, ben dedim kıymayı kullanacağım şehriye çorbasında.
nasıl bir sulu tencere yemeği yapayım diye sordum. O da kıymalı bezelye yapınca ben ikisinde de kıyma olmaz dedim. O yüzden şehriye çorbasından vazgeçtim. Bilmiyorum, bakayım mercimek mi yapsam? Olur, mercimek de olur. Tereyağı da dökeriz üstüne, cos diye. Oo, cos diye, aynen. Bir tane bir şey yapardı, çok güzel oldu. Meral'ın şarjı bitti. Evet Murat, annen ne yapıyordu, çok güzel anlat. Annem ekmeği böyle küp 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 şeker gibi keserdi. Aha. Onu kavururdu galiba. Kıtır ekmek, he biliyorum. Çok güzel oluyor çorba yani. Aynen. Yapabiliriz ekmek varsa, bayat bayat ekmek. Yok kız, ekmek normal ekmek bile yok. Ben pide mi yapsam acaba bugün gene? Ne diyorsun ya? 3 dilim ekmek var. O zaman sen de pide yap. İnmezsin değil mi şimdi oruçlu fırına? Böyle 8'e kadar şu köşeden kalkmayı düşünmüyorum. O köşeden kalkmayı düşünmüyorum diyor ya. Böyle zaman geçirici hareketler. Değil mi? Aa, benim de kurul diyor. Tamam, bundan ya, sonra kırma yumurta yok, haşlama yumurta. Haşlama lazım anne. En iyisi, doğru diyorsun. İkişer tane haşlama, bir koli yumurta aldım. İkişer tane tabii haşlama de, yaparsak. Onun yemesi çok şey olmuyor ya. Tuz, biraz da baharat döküyor değil mi kimileri dilimleri böyle. Karabiber. O zaman biraz daha güzel yeniyor. Tamam öyle yapayım. Çok hoş yemiyor çünkü. Tamam ben öyle yapayım. Zaten geçen ben ısırarak yedim diye demişler. Sen dilimlemiyor musun haşlanmış yumurtayı? Öyle mi yiyorsunuz Isırarak demiş. Israrak yiyoruz. Tuzlu yiyoruz, evet. Dilimlediğimiz de oluyor. Misafir falan oldu mu? Dilimliyoruz öyle. Evet. Dörde ya da halka halka. Elma dilim her türlü. Öyle işte neyse. Ben mutfağa girsem yavaştan biraz sonra mı girsem? Saat daha 2.45. Erken ama sabırsın. En azından pideni yap, dinlensin. Değil mi? Evet, pofuduk pofuduk olsun. Koymak kalsın. Aynen aynen. Hamurumu ben gireyim mutfağa. En iyisi bir yoğurayım sizlerle birlikte. Hadi kalkalım o zaman. Hadi. Şimdi de Zeynep'e ikinci yiyeceğini hazırlayalım. Şöyle bir tane armudum var. Bu armutu minik minik doğruyorum. Ondan sonra üzerine suyunu ekleyip bunu pişiriyorum. Evet arkadaşlar, armutlarımız pişti. Muzumu da şöyle birazcık koydum ucundan. Şimdi bunları yine çatalla ezeceğim. Ve ondan sonra Zeynep'e yedireceğim. Normalde bunun içerisine ben irmik de katıyorum bu suyuna. İrmik de şey yapıyorum. Hani daha tok tutuyor. Daha besleyici oluyor. Ama şimdi katmadım. Sabah şimdi irmikli yaptığım için dedim. Şimdi de böyle sade meyve püresi olsun onun için. Şöyle eziyorum çatalla. Hafif de bir suyundan katıyorum. Bu tenceredeki armutun suyundan. İyice böyle sıvıtıyorum güzelce. Bunu da çok seve seve yiyor Zeynep. Bir de bazen Zeynep'e pekmez de döküyorum ama şimdi çok tatlıysa eğer armut koymadığım zamanlar oluyor. Elma püresinde falan oluyor. Pekmez de kan yapar. 7 aylık da olduk. O yüzden ben veriyorum. 6 aylıkken başladık biz ek gıdaya. Daha erken başlamak istemedim. Anne sütü alıyorken hazır dedim. Şey yapmasın. Erkenden tanıştırmayalım. Zaten hep bunlardan yiyecek çocuklar. O yüzden erken başlamadık. Evet, güzelce ezdik. Şu an uyandı. Yeni uykudan uyandı. Ben pidenin hamurunu yoğuracaktım. Ama yoğuramadan Zeynep araya girdi şimdi. Evet, muzumuzu da ezelim. Evet arkadaşlar, hazır püremiz. Böyle bu şekilde oldu. Şimdi afiyetle yiyecek inşallah. Böyle küçük kaseye koydum. Evet, pide yapacağım şimdi ben. Ama bu sefer diğer pide gibi değil, fırın pidesinden yapacağım. Yani fırıncıların yaptığı. Nasıl un, su, maya, tuz falan. Onlardan katacağım da yapacağım. Şöyle unumuzu ekleyelim. Un da azıcık kalmış. Şöyle 1, 2, 3. Neyse şöyle şu kadarcık yapalım ya da 5 koyalım. 5. 5 tane şöyle koydum. Niye öyle yaptım? Un ihtiyaç olur. Bu kadar un kalmış. Başka yok. Bu yüzden şöyle bir paket toz maya ekliyorum. Ondan sonra suyla birazcık bunu böyle sıvıttıralım şöyle. Ilık su kullanıyorum. Soğuk su değil. Şöyle mayayı karıştıralım unla birlikte. Şöyle yavaş yavaş. Şimdi şöyle tuzunu ekleyelim. Ne kadar şöyle azıcık ekleyelim. Tepeleme bir çay kaşığı vardır. Normal 1,5 çay kaşığı ekleyin. Şöyle yine yoğuralım. Cıvık bir hamur elde edeceğiz.
mayalandıracağım güzelce. Kaç saat var? Saat 4.30, 5.30, 6.30, 7, 3 saat böyle güzelce mayalandıra yapacağım bu sefer. Bakın şimdi mesela çok cıvık oldu. Hamuru toparlamam için ona ihtiyaç duyacağım. Bu yüzden işte bütün unu dökmeyeyim dedim. Yedekte un yok. Bir tek bunda var böyle. Şöyle yavaş yavaş toplatalım onu. Ya geçenki çok güzel oldu ama bir kere de böyle denemek istedim. Bakalım fırıncılarınki gibi böyle güzel olacak mı? Alıyoruz fırından hazır. Daha düne kadar hep alırdık. Evde yaptığımız yoktu sonuçta. O yüzden bir de böyle denemek istedim. Çok az daha un ekleyeceğim. Parmaklarım hep yapıştı. Herhalde bir tane pide çıkacak yine büyük tepside. Bu sefer yağlı kağıt kullanacağım. Yağlı kağıt kullanacağım için yapışmayacak ve daha güzel olacak. Ne oldu? Mama yapıyor anne. Mama pide. Senin en sevdiğin. Tamam. Hamur tam istediğim gibi oldu. Tam cıvık cıvık böyle. Yapışkan bir hamur oldu. Bayağı bir yapışkan hamur oldu şimdi. Ellerime yapışıyor. Şimdi bunu üzerine örtelim ve bu leğenin içerisinde mayalansın güzelce. Sonra diğer işlemlerini yaparken tekrardan sizlerle paylaşacağım. Ben de bu sırada yemeğimi yapayım. Bezelye yemeği yapacağım bu akşam. Kıymalı bezelye yemeği, işte patatesli, havuçlu. Şimdi yaparken göstereceğim zaten sizlere. Hadi bunun üstünü kapatalım, şimdi yemeğe geçelim. Ocağa pide de mayalanıyor şimdi. Buzlukta bir sürü bal kabağı var ya. Bunları şekere basacağım. Ondan sonra pidenin arkasına da fırına süreceğim. Şimdi birazcık şöyle bekletelim şeyde. Şekerde. Hiç buzu çözülmeden döküyorum. Bir su bardağı da toz şeker ekliyorum. Biraz ocakta pişireceğim. Ondan sonra da fırına alacağım. Fırında daha güzel oluyor ya böyle. İyice çekiyor suyunu. Üzerine de tahin. Ceviz mis gibi oluyor gerçekten. Buzluğu hem boşaltayım dedim. İki tane doğranmamış kabak var ya, enişte gelecek olur doğuracak. Her videoda söylüyorum. O yüzden boşaltayım, bunlar da eksilsin dedim. Şimdi bunu da bekleteyim bir 15-20 dakika. Sonra da altını açıp pişirmeye bırakacağım. Kabak tatlısı pişti. Şimdi bu tepsinin içerisine dökeceğim onu. Ondan sonra da pideyle birlikte de fırına süreceğim. Pidenin arkasından ya da önden sürelim, bilmiyorum artık. Tahin dökeriz ve yeriz. Böyle bu şekilde. Evet, hamurum kabardı şimdi. Şöyle açalım. Böyle kapattım. Bakın bayağı bir mayalanmış şöyle. Şimdi bunu tepside yayacağız. Bayağı yapışkan bir hamur. Elime iyice yapıştı. Birazcık elimi unlayıp öyle alacağım onu oradan. Şöyle attıralım birazcık un. Yağlı kağıdımı da serdim tepsiye. Şöyle kapıyı açtı içeriye. Allahu Ekber dedi, kapattı. He? Orucunu aç diye mi yap? Beni kandırıyor. Şimdi ben bu tarifi denedim sizlerle arkadaşlar. Normalde diğer pideyi yaptıktan sonra bana dediniz o poğaça hamuru oldu dediniz. Bir de böyle fırıncıların yaptığı normal ekmek fırından aldığımız un, maya, tuz, su böyle yapayım dedim. Fırıncıların tarifiyle deneyim dedim. O yüzden böyle şey yaptım. Böyle denemek istedim bu sefer de. Şöyle bir tepsi oldu işte yaptığım ölçüde. Şimdi yumurta sarısını sürüyoruz. Şöyle şekil vere vere. Evet. Yumurta sarısı sürdük üzerine. Ondan sonra şeklini de verdik. Şimdi susam ve
Çörek otu gezdireceğiz şöyle. Bakalım bu nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Diğeri çok güzel olmuştu. Umarım bu da onun gibi güzel olur. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. Hadi şimdi fırına. Fırından çıktıktan sonra gösteririm sizlere tekrardan. Kabak tatlısını fırına sürecektim. Vazgeçtim. Zaten şeker eridi, karamelize oldu diye dedim. Böyle şey yapalım. Yiyelim bunu da. Komşudan da böyle koca bir tabak kaymaklı kadayıf tatlısı geldi. Bol cevizli. Sağ olsun Bahar abla verdi. Eline koluna sağlık. Yan komşumuz. Böyle iki çeşit tatlımız oldu şimdi. Murat da bunu çok seviyor. Ben bunu seviyorum da Murat kabak tatlısı onun için vazgeçilmez yani. Tahin falan oldu mu? Şimdi tahin dökeceğim. Öyle yeriz inşallah. Pideyi fırına sürdüm. Bezelye yemeğim hazır. Sofrayı hazırlayacağım şimdi de. Pidemiz pişti. 5 dakika kaldı. Şimdi ezanın okunmasına. Soframız hazır. Bugün de böyle bezelye yemeği, yoğurt, bir de pide yaptım. Kabak tatlısı yaptım. Kadayıf komşudan geldi. Tereyağı koydum. Hurma koydum. Tereyağı sıcak pidenin içine koyup yemek ister Murat diye koydum. Sizler de iftar menülerinizi yorum olarak atarsanız başka arkadaşları da yapacağı o akşamki menü için şey olur. Fikir olmuş olur. Yorumlarda bekliyorum bu akşam. Sizler neler pişirdiniz iftar yemeği olarak? Arkadaşlar. Ali bahçede bekliyor ezanı. Arkadaşlar ben tabii pidenin kokusundan çok acıktım. He, şu kapıyı sonuna kapatsana şimdi. Yani anne pişti mi, anne pişti mi, anne pişti mi diye yedirdim kafayı. Yani bayağı bir acıktım. Güneş de battı. Okunmak üzere. Evet arkadaşlar, saat 12.30. Zeynep'in ninnisini açtım şimdi. Ali de Zeynep de uyuyacak. Misafir vardı, o yüzden uyumadılar. Evet, çok uykusu geldi Ali şimdi. Bulaşık makinesini boşaltacağım. Yan komşunun kızı geldi. Ali işte Ceylin oynadı ikisi birlikte. Çok yoruldu Ali şimdi. Uyutacağım onu. Ondan sonra Zeynep de uyuyacak. Topladık. Bütün her şeyi topladık ama toplar dağıttılar, girmişti top havuzunun bu koltukların dağıttık altına. Ama ben çok yoruldum. Çok yoruldum. Ama sabah 7'de uyanıyorsun. Bu saate kadar Ali uyumuyorsun. Ağlaya ağlaya uyutmaya çalışıyorum onu öğlenleyin. Onda da uyumuyor. Böyle de çok yoruluyor işte. Sonra akşamüstü böyle arkadaşı oluyor ya da bir yere gezmeye gitmek istiyoruz. Yok. Hiç hali kalmıyor. Neyse, videomuzu sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.